Merhabalar arkadaşlar, yeni uyarıların Naşta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri kendimce uyarladığım bir yazma modeli yapacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hemen modelime geçelim. Bu modelimin arayolu arkadaşlar. Hemen arada 7 tane zürafa bırakıp yaprak kısmıyla başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. zürafamıza hemen ipimi sabitliyorum. Hemen buraya bir zürafa yaptım. İkinci zürafamı yapıyorum. Üç tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Şimdi burada ipimi geriye alıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Hemen şuradan bir tane artırma yapıyorum. Tekrardan ipimi geriye aldım. Yandan bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar. Hemen ilk zürafamın dibinden bir tane artırma yaptım. Şimdi ortadan artırma yapmıyoruz. Şu yandan yapacağım. Buradaki sayım bu şekilde 4 oldu. Tekrardan geriye ipimi alıyorum. Buradan bir artırma daha yapacağım arkadaşlar. Burada ne olduysa bir takılma oldu. Hemen buradan bir tane daha yandan artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zürafa sayımız oldu arkadaşlar. Burada. Şimdi tekrardan ipimi geriye alıyorum. Şimdi buraya şöyle iki tane kibrik yaptım, küçük küçük. Tekrardan ipimi geriye şu yan taraftan artırma yapacağım arkadaşlar. Tek bir taraftan. Buraya yaprak yapacağız bu şekilde. Tekrardan geriye alıyorum.
Yine aynı bu taraftan, sadece tek bir taraftan artırma yapıyorum. Bir, iki, üç, bir tane daha yapıyorum. Burada 4 sıra çıkmış olacağız. Evet. 1 diye kesiyoruz artık yaprağımızı. Geri. Hemen şuradan bir zürafayla bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, yaprağım bu şekilde. Şimdi bunu geri aşağıya ineceğim yanlardan. Şu tepesine bir tane şöyle. Bir tane şu şekilde küçük zürafamı yaptım. Şimdi bu yanlara batarak aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Şu yandaki boşluklara batarak en dibine ineceğiz geri. Evet, en dibine de indim. Bu şekilde bir yaprağımız oldu. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Şu şekilde bir tane zürafa kibrit küçük yaptım. Şimdi bir tane yaptım arkadaşlar. Tekrardan ikinciyi yapıyorum. Bir küçük kibrit zürafa gibi. Geriye içine şu şekilde dönüyorum. 2'yi yaptım. Şimdi 3'üncüyü yapıyoruz. Ben bir öncekinin boyuna bakayım arkadaşlar. Sonra aynısı. Tamam, boyu tamamdır. Şimdi buraya bir tane şöyle kiprik yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane kipriğimi yaptım. En dibine geri iniyorum. Bakın şu şekilde en dibine indim. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Şimdi aynı bu işlemden yine yapıyoruz arkadaşlar. Bu daldan yine yapıyoruz ama bunun sayısı bir iki tık uzun olacak. Bu dörtlü ise bu da altılı olacak arkadaşlar. İki fazla olacak. Bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha yapalım. Bu da altı oldu. Şimdi buraya yine bir şekilde bir kibrik yaptım. Tekrardan en dibine geri iniyorum. İkincisi de bu şekilde arkadaşlar. Ben şu küçüğü de yapayım. Aynısından yandaki zürafaya bir tane daha, şurada zürafamız var.
Şu zürafamı da şu aynısından yapayım. Hemen şu geçişi yapayım zürafama. Tekrardan şu yaprağımı göstermek için geri geleyim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde dallarım oldu. Şimdi hemen şuraya bir tane zürafa yaptım. Şimdi geriye döneceğim arkadaşlar. Geriye döneceğim ve bu şu yaptığımız yandaki yapraktan aynısından buraya da yapacağız. İki kibrikle başlıyoruz. Arttırmamı tek tarafı şuradan yaparak 4 sıra çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bu yaprağımı da ben tamamlayayım. Bunu da yine aynı şekilde aşağıya en dibine kadar ineceğiz ve ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Tekrardan geri geliyorum. Arkadaşlar en dibine geri indim. Şimdi şu ipimi buradan kesiyorum. Yeşil ipimi. Hemen şimdi çiçeğine başlayalım. Buraya 4 tane kiplik yapacağım. Bu boyutta 4 tane kibrik. Şimdi ipimi tekrardan geriye alıyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Şöyle ipimi geri aldım. Şimdi buraya aynı yere kirpik yapacağım. Şu boyutta kirpik yaptım. Şimdi yandaki kirpiğe geçiyorum. Buraya yine aynı bir kibrik daha. Ve yandakine yine 4 tane kibriğimiz olacak. Bir tane daha yapıyoruz şuraya. Bu şekilde 4 tane kibriğimiz oldu. Şimdi tekrardan ipimi geriye alıyorum arkadaşlar. Buraya bir şöyle ayarını yapalım. Sonra bakın arkadaşlar, sonra düğmemi sıkalım. Şimdi buraya yine kibrik üzerine aynı aşağıdaki yaptığımız gibi tekrardan aynı şu boyutta kibrik yapıyoruz. Yine aynı, tekrardan yan tarafa geçiyorum.
Tekrardan modelleme yapımı çok kolay arkadaşlar. Umarım herkes yapabilir bunda. Ve bitince çok da gösterişli oldu. Evet. Bu kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen şimdi bu ipi kesmeyeceğim. Yanındaki çiçeğimi de yapacağım. Ona da şöyle geçişimi yapayım. Bu çiçeğimi sonra yaparım. Çünkü işlemimiz aynı olacak. Yanındaki yaprağımız da sayısı aynı olacağı için ben hemen üstündeki ayrıntıyı göstereyim. Şuradan tutturalım arkadaşlar sarı ipimi. Evet. Şimdi kipremin üzerine ipimi aldım. Buraya 3 tane şöyle minik minik sık iğne yapacağım. Bu sefer sık iğnemi biraz çift doladım arkadaşlar, biraz daha tok dursun diye. Bazen tek de dolayabiliyorum. Ama bu sefer böyle daha güzel durdu diye çift dolama yapıyorum. Evet, bu kirpiklerimin üzerine bu şekilde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Üçer tane. Şu orta kısımdaki boşluklara batıyoruz. Şöyle. Tekrardan üzerine. Yine aradaki boşluğa batıyorum. Ben unutuyorum, şu ipim iki kat oluyor arkadaşlar. Hep aynı sorunu yaşıyorum. Artık siz de fark edeceksiniz. Ve şuraya iniyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bitirmiş oluruz. Evet, çiçeğim bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu üçünü de ben tamamlayayım. Tekrardan şu ara yolunu göstermek için tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar, çiçeğim bu şekilde bitirdim. Hemen ara yolunu da sizlere göstereyim. Şimdi ara yolunda da yine 7 tane zürafa ara bıraktım arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane zürafa yaptım. Geriye ipimi aldım. Buraya 3 tane kiprik yapacağız arkadaşlar. Ara yolum kolay. Biraz da şu üstündeki çiçeğe uysun diye böyle düşündüm. Sizler değişik arayolda isterseniz koyabilirsiniz. Evet, böyle 3 tane
Kibrimi yaptım. Şu indiğimi de sayıyorum. 1, 2. Evet. 1, 2, 3, 4. zürafamın içine tekrardan yine aynı bu kibritten yapıyoruz arkadaşlar. Ara yolumda böyle. Ben bunu hep tamamlayayım arkadaşlar. Fiyat bilgisiyle tekrardan geri geleyim. Ve şurasını da dur onu da göstereyim size. Sık iğne koyacağım arkadaşlar oraya da. İğneler karıştı birbirine. Hemen buranın da sık iğnesini de göstereyim sizlere. Başka da bir işlemimiz kalmıyor. Hemen buraya şöyle bir sık iğne yapıyorum. Yandaki kipreme geçiyorum. Yine aynı. Baştaki kipremi geçtim. Bu şekilde arkadaşlar. Ara yolumda kiprikleri bu şekilde. Ben hepsini tamamlayayım. Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Bu şekilde bugünkü modelim. Umarım sizler de beğenir, dener, yaparsınız arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Fiyatlandırmasına da gelecek olursam 180 TL'den başlamalı arkadaşlar modelimin fiyatı. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar.